Merhaba arkadaşlar, ben sizlerle birlikte hayatımda ilk defa boyama videosu çekiyorum. Evet. Boyama. Sonra işte boya kalemlerim burada, bir sürü var. Ne kadarını kullanırım bilmiyorum. Eğer bu seriyi severseniz daha fazla boya kalemiyle güzel resimler çizebilirim. Resim yeteneğim olduğunu sanmıyorum. Sanmayacağım da. Böyle işte, ne diyeyim. Tam o zaman gene başlayalım. Şöyle nasıl göstereceğim size onları. Bir dakika, gelin buraya. Burada bir sürü şekilde boya kalemim var ve şurada da tweetim var. Merhaba. Her neyse. Şimdi ben bu kağıdı nasıl göstereceğim onu düşünüyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Ay, hiç görünmüyor bunlar. Şu an ekranın üstüne çıktı bunlar bende ama sizde görünmüyor. Ha, çünkü kamera üstü. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum. Şöyle görünüyor. Bunları nereye koyacağım? Şöyle olur gibime geliyor değil mi? Yok, görünmüyor. Ben de göremiyorum ki. Şöyle olur gibime geliyor. Böyle bakayım. Şöyle biraz geriye çeksin. Bakın işte tam şurası onu. Tam görünüyor. Okey. Şöyle de tam gösterebiliyorum. Tamam. Seni biraz geri alalım kardeş. Tamam. Tam oldu can. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi benim lazım olan boya kalemini alacağım. Çok açık bir renk bulmam lazım. Öğrendiğim taktiklere göre açık bir renk lazım. Açık bir renk sanki buldum gibi. Şöyle ten rengim var bir tane. Sizde bu beyaz gibi görünüyor ama böyle bir ten rengim var. Bu ten rengiyle yapmayı planlıyorum. Bakın onu da tam şu kalemin ucundan aldım. Bak mesela. Şuradan. Tam şu benim olduğum yerde bak. Nerede ya? Tam şu sandalyemin olduğu yer var ya, orada bir tane kalemlik var. Oradan buldum. Neyse işte. Bununla taslak atacağım. Taslak ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ne çizelim? Elma çizelim mi? Bence elma çizeyim. İlk defa elma çizince ben ya yemin ediyorum. Şöyle ortasını görebiliyor musunuz? Yok, siz daha çok aşağıyı görüyorsunuz değil mi? O zaman şöyle yapayım. Buraya çizeceğim. Bu da görünmüyor şahtan. Şimdi buraya taslak atmam lazım bastırmadan. Güzel. Yuvarlak çizeyim. Görünmüyor. Şöyle tamam. Yaptım. Sizde görünmez büyük ihtimal. Çünkü çok açık. Ben mi bile göremiyorum. Şimdi bunu koyalım. Ne alalım? Elma bence kırmızı olur. Kırmızıyı bulmam lazım şimdi. Şurada bir kırmızılık bir şey var. Sanki tam şurada bir kırmızı var. Tam buldum. Bunun da ucu yokmuş. Ulan. Kamera düştü. Tamam. İki tarafı desteklemem lazım. İkinci tarafa da kalem tıraşı. Ay, kameranın açısı bozuldu. Ay, hiç sevmiyorum. Lan kamera niye düşüyor ya? Ha, böyle daha güzel oldu. Tamam bak. Düşecek kamera gene. Dur, kameranın arkasına ben bir şey koymam lazım. Ne koyayım kameranın arkasına? Kamerayla konuşamıyorum ya. Niye? Kameranın arkasına bunu koyacağım şimdi. Bekle. Şimdi tamam, bu iyi, bu açı iyi mi yani? Ben nereye çizdim, ha buraya. Bunu göremiyor musunuz? Geri çekeyim. Bak tam şurada. Şimdi görebiliyorsunuz bence. Biraz daha eğdiremiyor muyuz kamerayı ya? Ama bu sefer arkasına şey oluyor. Böyle daha kötü oldu. En iyisi ben bir kamerayı ayarlayıp geleyim. Arkadaşlar geri geldim. Sonunda ayarlayabildim. Tam ben şuraya bir yere çizdim. Şuraya taslağı. Şimdi onu boyamam lazım. Boyayacağım şimdi onu.
Elimden pek göremiyorsunuz biliyorum. Yani göremeyebilirsiniz. Şimdi ben bu taslağın üstünden geçmem. Nasıl geçeceğiz şimdi? O çok önemli. İnşallah buraya müzik koyabilmişimdir. Elmamızın çevresini çizdik. Güzel bir çevre yaptık elmamıza. Elmamızın içi ne kırmızı boyayacağım. Bu kız niye ten rengi gibi duruyor ya? Şurada mı ten rengi? Biraz kalınlaştı. Tamam. Sonra elmamızın içini boyamak için ben yeni bir kalem alacağım. Bu kalem daha uzun olduğu için daha güzel boyarım diye düşünüyorum. Ama bu daha açık boyuyormuş. Neyse. Nasıl duruyor? Güzel mi? Bak tam şuralarda boşluklar var. Oraları tamamlayacağım. Neyse işte üst kısımları da yapalım. Arada bir kamera donuyor. Niye anlamadım ben de. Şuraları tamamladık. Tamam, çok iyi. Bu arada ben tek resim yapabilmemiz niye yapabiliyorum? Nasıl yapabiliyorum biliyor musunuz? Kalemin en arka kısmından tutarak yapabiliyorum yani. Benim kabiliyetim o. Şuraları da boyayayım. Elmamızın içi güzel oldu bence. Biraz pembemsi ama yani pembe elma yedin hiç hayatınızda bak. Çok güzel pembe elma. Her neyse işte bize şimdi kahverengi lazım. Kahverengim var mı benim? Çok kalın var. Ha, inceydi buldum. İnce kahverengimiz burada. Şimdi taslak atmadan olmaz değil mi? Olur, tamam. Şuraya bir sap çizeyim. Şimdi bunun içini boyayayım. Tamam. Şimdi bunu buraya koyayım. Şimdi buraya yeşil lazım. Yeşili bulmak için de açık yeşil mi olsa koyu yeşil mi onu düşünüyorum. Bence kuru yeşil ideal ama bu çok küçük olduğu için ben bunu elimde zor tutuyorum yani. Benim büyük yeşilim ne oldu ya? Büyük yeşil miydi benim? Şimdi bir arada yeşilim olmasın. Neyse aman çok da önemli değil. Şöyle şuraya güzel bir yaprak yapayım. İki tane yaprak. Tamam. Elmamız hazır. Mükemmel bir elma oldu. Ama videoyu burada bitirmeyeceğim. Çünkü tek lazım olan şey bir portakal. O yüzden boş yer açıyoruz. Kalemle siz bir sağa gider misiniz lütfen? Boş yer açtık. Şimdi buraya portakal çizeceğiz. Onun için taslak atmak için kalemimizi alıyoruz. Sonra bununla güzel bir yuvarlak çiziyoruz.
Tamam, taslağımı çizdim. Taslak görünüyormuş. Tam kamerada görmesi iyi oldu. Tam şura. Şimdi bunun çevresini gene o kırmızıyla boyayacağım. O kırmızıyı bulmam lazım ama tekrar benim. Nerede o kırmızı? Heh, buldum. Tamam, sıkıntı yok. Ay, ben turuncu bulmam lazım. Ama benim turuncumu bulamıyorum. Çünkü turuncum yok. Turuncu her şey bir turuncu. O zaman bence şey yapalım. Bir meyve, dur, ışık gitti. Kırmızı oldu bu sefer de, dur. Neyse, tamam. Ben göremem ama kamerada da. Heh, tamam, bu iyi. Ne yapsak? Bu sefer yeşil elma yapalım madem. O kadar yapmışız. Ama bu sefer koyu yeşil elma yapacağım. Keçeliyle yapacağım. İnşallah keçelimin şeyi vardır. Heh, tamam. Çok koyuymuş bu da ya. Neyse. Bir kere bulaştık. Nure taslağımın güzel bir şekilde üzerinden geçiyorum. Elma biraz yamuk oldu ama. Şuraya bak. Tamam. Bunun içini de bununla boyayayım. Koyu yeşil elma olsun bu. Orada şu an ben kameradan bakarak boyuyorum. Yani bu acayip zor bir şey. Buralar niye böyle oldu? Neyse, çok arkasına geçirmek istemiyorum. Yavaş yavaş, sakin sakin boyayalım. Bu diğer elmaya göre bu arada acayip kötü oldu. Lan, keçelimin keçesi bitiyor. Tam bence yetişmeyecek. Koyu yeşilimi bulmam lazım benim. Tam bunun üstünde böyle kapatın. Çok güzel oldu bence. Şimdi buna sap yapmam lazım. Sap içinde bize kahverengi lazım. Kahverengimi de bulamam. Bulayım ya da dur. Kahverengim şurada. Şimdi güzel bir sap yapalım. Tamam. Şimdi de yeşille buna güzel yaprak yapalım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay. Bay bay.